TR724 YouTube kanalı Sesli Köşeler'de Ahmet Kurucan'ın kaleme aldığı Ebu Bekir gibi konuşup Ebu Cehil gibi davranma başlıklı yazıyı dinliyorsunuz. Yalan faslını bugün kapatıyorum. Cinsiyet farklılığının yalan söylemede rolü var mı? Hiç düşündünüz mü bu konuyu bilmiyorum. Birçok akademik çalışmaya konu olmuş bu mesele. Özetini bir iki cümleyle ifade edeyim. İstisnalar elbette vardır. Zaman, mekan, şartlar başat rol oynuyormuş bu konuda. Araştırmalara göre kadınlar insani ilişkilerin bozulmaması, sosyal hayatın korunmasını önceliyorlar söyledikleri yalanlarda. Bunun manası kendilerinden çok başkalarını düşündükleri şeklinde yorumlanabilir. Erkeklere gelince onlar konumlarını sağlamlaştırmak için daha büyük, daha güçlü, daha kudretli görünmek için söylüyorlar. Mesela doğru bilgi konusunda ilginç bir tespit var. Kadınlar bilgiyi saklayarak yalan söylüyor, erkekler bilgiyi çarpıtarak, kendi menfaatine uygun olacak şekilde değiştirerek. Bu son cümleyi okuyunca kim bilir zihniniz ne türlü çağrışımlarla çalkalanıyordur şimdi. Kimler kimler geliyordur gözünüzün önüne? Belki de birbirleriyle yarış ediyorlardır. Ben birinciyim, sen arkadasın diyorlardır o simalar. Belki de yağmur damlaları gibi akın ediyordur hadiseler şu an zihninize. Beni de değerlendir diye bağırıyordur kulaklarınızı sağır edecek ölçüde. Şimdi cinsiyeti bir kenara bırakalım ve yalanlara odaklanalım. Ve can alıcı soruyu soralım. Ben bu yalanlara nasıl kandım diye kendinize soruyor musunuz? Soruyor ve cevabını bulamıyor, izahını yapamıyorsanız bırakın psikoloji ilmi yardımcı olsun size. Mealen aktarıyorum. İnsanlar kendi inançlarını, doktrinlerini, ideolojilerini, ön yargılarını destekleyen yalanlara inanmaya karşı çok güçlü bir eğilime sahiptir. Zira bunlar insanın kendisini daha iyi hissetmesini sağladığı gibi, inancının, ideolojisinin de daha güçlü olduğunu kendine gösterir. Zira çok sık tekrar ettiğim bir tespitle kapalı devre bir hayat sürüyordur bu insanlar. Kendileri haricindeki dünyanın gerçeklerinden habersizdirler. Adeta toplumsal karşılığı olmayan paralel bir evrende yaşıyorlardır. Sanki savaşta mübarek. Hani savaşta ilk kaybedilen şey gerçekliktir denir ya, o söze atfen söyledim bunu. Gerçeği kaybetmiş, inandığı yalanlarla bir dünya oluşturmuş ve o dünyanın içinde yaşıyordur zavallı. Dolayısıyla bu yalanlara inanmaya ihtiyaçları vardır. Fakat ne yazık ve ne acı ki farkında değillerdir yaşadıkları hayatın. Çok gariptir. Psikologlar böylesi kişiler kendilerine tedavi amaçlı geldiklerinde senin söylediklerin yalan demezlermiş onlara. Çünkü o dünya onların kendi gerçeklikleri. Sanal bile olsa durum bu. Bu aşamada hayır, o söylediğin yalan demek hastayı tedaviye değil hastalığı ziyade etmeye yararmış. Dolayısıyla tedavi edilecekse onu o sanal dünyası içinde tedavi etmenin çaresini bulmaları gerekirmiş. Onun için gerçekmiş gibi dinlerlermiş psikologlar o hikayeleri ve onun anlatısından muhatabının zihin dünyasına inmeye çalışır ve bu duruma neden düştüğüne dair doneler çıkartmaya odaklanırlarmış. Madem psikolojiye değindik, şunu da aktarayım. Psikologlar yalan söyleyen kişileri özelliklerine göre 4 sınıfa ayırır. Birinci sınıf insanlar antisosyal kişilik bozukluğu olanlar. Davranışlarından dolayı suçluluk hissetmez, vicdan azabı duymazlarmış bu insanlar. Hedeflerine ulaşabilmek için gözlerini kırpmadan her yolu deneyebilirlermiş. Başkalarına zarar verebileceklerini hiç düşünmez, ne istiyorlarsa hemen, anında ona sahip olmak isterlermiş ve geçmişten de ders almazlarmış. İkinci sınıf, histriyonik kişilik bozukluğu olanlar. İlgi toplama temel amaçlarıymış. Dürüstlükten uzaklaştıkları halde bilerek doğruyu inkar ederlermiş. Gerçekle yalan arasındaki çizgiyi kaybeden bu kişiler, egosantrizm denilen ben merkezli bir hayat sürdürürlermiş. Üçüncü sınıf, borderline, sürekli sınırda kişilik bozukluğu olanlar. Ya melek ya şeytan, bir orada bir burada. Ortası yok ne düşüncelerinde ne de davranışlarında. Bir gün seni övüp göklere çıkartırken ertesi gün yerip yerin dibine batıran kişiler bunlar. Tanıdıklarım arasında var böyleleri. Şahsen ben bunları tarif ederken diyorum ki Allah'ım neden Cebrail'i yarattın? Bak A şahsı var ya. Allah'ım neden şeytanı yarattın? Bak A şahsı var ya. Gerçekten böyle. Ya melek ya şeytan derken inanın bana mübalağa etmiyorum. Dördüncü sınıf narsist kişilik bozukluğu olanlar.
Hayatlarının merkezinde bir tek şey ve bir tek kişi vardır bunların. Ben dedikleri kendileri. Sürekli kendileriyle ilgilendiklerinden başkalarının ihtiyaçlarına, acılarına, sevinçlerine karşı duyarsızmış bu tipler. Dünya kendi dar penceresinden gördüğünden ibaret. Depresif bir halde yaşarlarmış sürekli. Sorumluluk almaz. Eğer hadiseler kendi istekleri doğrultusunda gelişmezse hep etraflarındakileri suçlarlarmış. Kandırıldıklarını ileri sürer, şartların değiştiği argümanına sığınırlarmış. Kalemimi saldım demiştim malum, artık durdurmalıyım onu. Baksanıza kendi ilgi alanım dışına çıktım. Yoksa planladığım, söylemeyi murat ettiğim daha çok şey vardı. Bediüzzaman'ın işte asr-ı saadetteki inkılab-ı azim, sıdk ile kizb, iman ile küfür kadar birbirinden uzak iken, zaman geçtikçe gele gele birbirine yakınlaştı ve siyaset propagandası bazen yalana ziyade revaç verdi, fenalık ve yalancılık bir derece meydan aldı sözünü ele alacaktım. Emevi camisindeki verdiği hutbede söylediği, şerhe ihtiyacı olmayan ve bize de hitap eden şu sözlerinin üzerinde biraz serdi kelamda bulunacaktım. Diyor ki Bediüzzaman orada, ''Ey bu cami-i Emevi'deki kardeşlerim ve 40-50 sene sonra alemi İslam Mescid-i Kebir'indeki 400 milyon ehli iman olan ihvanımız, necat yalnız sıdkla, doğrulukla olur. Urvetül Vuska sıdktır. Yani en muhkem ve onunla bağlanacak zincir doğruluktur. Ama maslahat için kizb ise zaman onu neshetmiş. Maslahat ve zaruret için bazı alim muvakkat fetvası vermişler. Bu zamanda o fetva verilmez. Çünkü o kadar suistimal edilmiş ki 100 zararı içinde bir menfaati olabilir. Onun için hüküm maslahata bina edilmez. Hazreti Ebu Bekir'in halife seçildikten sonra camide yaptığı ilk konuşmasında dile getirdiği doğruluk emanet, yalancılık ise hıyanettir tespiti üzerinde duracaktım. Yazı uzayacağı için durmayayım ama en azından bir kısmını aktarayım. Şöyle diyor o meşhur hutbesinde Hazreti Ebu Bekir. İyilik yaparsam bana yardım ediniz, kötülük yaparsam beni doğrultunuz. Doğruluk emanet, yalancılık hıyanettir. İçinizdeki güçsüzler haklarını kendilerine teslim edinceye kadar benim katımda en güçlüdürler. Güçlüleriniz ise kendilerinden güçsüzlerin haklarını alıncaya kadar benim katımda en zayıf olanlarınızdır. Hazreti Ömer'in Basra valisi Ebu Musa el-Eş'ari'ye yargılama usulüyle alakalı temel değerleri yazdığı mektubundan bir cümle aktarıp onun üzerinde duracaktım. Yorumu sizlere bırakıp o cümleyi aktarayım. Doğrusunu anladığında daha önce verdiğin bir hüküm seni hakka dönmekten alıkoymasın. Çünkü hiçbir şey hakkı iptal edemez. Bil ki hakka dönmek batılda ısrar etmekten daha hayırlıdır. Söz uzadığı için bunların hepsini bir kenara bırakıp yıllar önce verdiğim bir röportajdaki sözlerimi tekrar edeyim ve sözü Nebiler Serveri'nin bir beyanı ile kapatayım. O uzun röportajın sonunda muhabir bana son sözleriniz nedir dediğinde, dini değerlerimizin kökeninde var olan murakabe, muhasebe, ölmeden önce ölmeyi vaaz ve nasihat etmeye değil, bunları yaşamaya ihtiyaç var. 9 köyden kovsalar da 10. köyde, ki o köy benim inancıma göre Allah'ın himayesidir, ikame etmeye ihtiyaç var. En kısa tabiriyle söylem-eylem birlikteliğine ihtiyaç var. Aldatan bizden değildir hadisini duvarlara asmaya değil, onu içselleştirmeye ve hayatımızın her karesine yansıtmamıza ihtiyaç var. Aksi zaten münafıklıktır. Yalan söylememeye, yalanı lügatlerimizden silmeye ihtiyaç var. Yalanı meşrulaştırıcı tevillerden, tefsirlerden, maslahat dava söylemlerinden hızla uzaklaşmaya ihtiyaç var. Ama maslahat için kizb ise zaman onu neshetmiş diyen Bediüzzaman'a kulak vermeye ihtiyaç var. Ne kadar acı duyarsak duyalım, ne kadar ıstırap hissedersek edelim, ne kadar travma yaşarsak yaşayalım, yalanın sağladığı konfor ve avunmak yerine doğrunun incitmesini tercih etmeye ihtiyaç var. George Orwell 1984 romanında dediği double think, çifte düşünceye inanmamaya ihtiyacımız var. Çifte düşünce doğru olmadığına kesinlikle inandığımız yalanlara kasten inanmak gibi aynı anda iki zıt şeye inanma, İkisinin de doğru olduğunu kabullenme demek. Unutmayalım, hakkın hatırı alidir, hiçbir hatıra feda edilemez. Aksi takdirde sergilediğimiz bu insanlıkla ve bu Müslümanlıkla bu kadar ve buraya kadar.
Daha ötesi olmaz, nokta. Bu kadar yeter sanırım diye cevap vermiştim. Nebiler serveri ise şöyle buyuruyor o ölümsüz hadislerinden birinde. Doğruluktan ayrılmayın, zira doğruluk sizi iyiliğe, iyilik de sizi cennete götürür. Kişi sürekli doğru söyler ve doğrunun peşinde olursa Allah katında doğrulardan yazılır. Yalandan kaçının, zira yalan sizi kötülüklere götürür. Kişi sürekli yalan söyler, yalanın peşinde olursa Allah katında yalancılardan olduğu yazılır. Sözün özü, lying, never again, yalan söylemek mi, bir daha asla demeden olmaz bu iş. Ebu Bekir gibi konuşup, Ebu Cehil gibi davranmakla bir yere kadar. Daha ötesi olmaz diyor Ahmet Kurucan, TR724'deki köşesinde.